aslında bugünkü videomda makyaj koleksiyonuma el atacağız. Koleksiyonumda artık aldı başını gidiyor. Kullanmadığım ürünler, bozulmuş ürünler, tarihi geçmişler ve çok dağınık. Bayağıdır detaylı bir temizlik yapmamıştım ve bugün sizlerle birlikte makyaj malzemelerimi düzenlemek istedim. Bu makyaj masamı zaten makyaj koleksiyonum videomda görmüşsünüz. Ufak tefek bazı değişiklikler yaptım. Onun dışında zaten masayı biliyorsunuz. Burada böyle karışık karışık şeyler. Tabii bu kadar dağınık halini görmemiştiniz. Hem burada bir sürü böyle karışık karışık şeyler var. Hem de burada bir şeyler var. Çekmecenin içi çok düzensiz. Böyle bir düzenleme videosu olacak bu. Şöyle iki tane kutu çıkarttım. Birine işte kaldıracaklarımı, birine çöpe atılacak artık kullanılmayacak durumdaki ürünleri koyacağım. Bir tane temizlik bezi var. Bir tane de toz almak için yüzey temizleyici var. Masanın üzerindekileri yatağın üzerine alıyorum ve toz ve temizlik kısmıyla başlıyorum. Sonra düzenleme kısmına geçeceğim. İlk adım şu kalabalıktan bir kurtulmak. Bunların arasında kısa bir eleme yapacağım. Mesela bunlar hep saçla ilgili şeyler. Bu hijyen spreyi, dur biraz sıkayım şuralara. Hijyenik. Gerçekten anti-stres ve rahatlatma özelliği olan çok başarılı bir mum. Bath & Body Works'a gittiğinizde mutlaka bir göz atmanızı öneririm. Bu gloss mesela artık glossluktan çıkmış. Kokusu fena. Rengi de zaten olduğu yerde şey yapmış, açılmış burası. Mesela son zamanlarda en çok severek kullandığım nude rujlardan biri Maybelline 745. Çok böyle pembe alt tonlu, sıcak ve yumuşak dokusunun olduğu güzel bir ruj. Bunu son zamanlarda sık kullanıyorum. Hatta şöyle ön tarafa koyayım. Sürekli elimin altında olması gereken rujlardan. Masanın üstü şöyle bir kabaca toparlandı. Şimdi sırada bayağıdır ihmal ettiğim ve aralarında uzun süredir kullanmadığım, tarihi geçen, kuruyan, güzel performans vermeyen kalemleri ayıracağım ve kullanmadıklarımı atacağım. Şimdi bunları atıyorum diyorum. Ancak hani aklınızda ay işte çok buldu da görüyor musun atıyor gibi tarzda şeyleriniz olmasın. Attığım ürünlerin hepsi ciddi anlamda kullanılmayacak durumda olan, renk vermeyen, ürünleri genelde o raddeye gelene kadar tüketmeye, ağırlık göstermeye özen gösteriyorum. Gerçekten kullanılmayacak durumda olan ve mesela şunun gibi elinize sürdüğünüzde parça parça dönen yapısının bozulduğu, kullanılmayacak durumdaki, yani tam tabiri olacak, kullanılmayacak durumdaki ürünleri atacağım. Sonuçta bir ürünü kullanmak için eline attığında kullanamamak, sinir etmesi kadar gıcık bir durum yok. O yüzden elime bir ürünü atıyorsam onun istediğim gibi, olduğu gibi performans göstereceğini de bilmem gerekiyor. O yüzden son zamanlarda şu kullanamama durumunu elime attığımda yaşadığımdan dolayı şöyle bir artık detaylı temizlik yapma zamanı geldi. Sarı sehpamla tanışın. Video çekerken kendisi hep benim sağ tarafımda durur ve ürünleri, fırçaları bunun üzerinde tutuyorum ve şu an kendisi ağlıyor. Yaklaşık bir iki videodur üzerindekileri hiç toparlamadım ve şu an onları temizlemekle uğraşıyorum. Şimdi asıl uğraştıracak olan kısım çekmece işlerine geçtik. Çekmece işlerindeki tüm gözleri düzenleyip, ürünleri toparlayıp, kullanmadıklarımı atıp böyle bir düzenleme yapacağım ve şu an acayip bir temizlik aşkı geldi. Zaten şöyle bir kere başlayınca yapmayı daha da katlanarak büyüyor ya, şu an böyle en zirve seviyesindeyim. Hadi bakalım çekmece işlerinde düzenlemeye başlıyorum. Ben temizleme faslına geçmişken sizlerle de ürünlerin son kullanma tarihine ve nelere dikkat ettiğimden bahsetmek istiyorum. Toz yapılı ürünlere çok dikkat etmiyorum çünkü onların bozulma süresi çok uzun ve üzerinde yazdıklarından çok daha uzun süre rahatlıkla kullanılabiliyor. Kremler, fondötenler ve maskaralar özellikle dikkat ettiklerim arasında. Özellikle cilt bakım grubu kremlere, fondötenlere bu konuda cidden önem veriyorum. Zaten birçoğu o süre içerisinde ya bitmiş oluyor ya da kullanamayacağım ürünler oluyor. Rujlara gelecek olursak eğer rujları bu konuda biraz bozulsa bile koleksiyonumda tutmak istediğim rujlarım var. O yüzden rujları da yapılarından ve durumlarını kontrol ederek ara ara o şekilde kontrol ediyorum. Bu arada rujları böyle ters koymamın sebebi de altta isimlerinin yazması. İsimlerine bakarak alıyorum ve o şekilde tercih ediyorum. MAC rujlarla ilgili en çok sorulan sorulardan biri de
rujların isimleri veya kodları ile ilgili. Rujların, MAC'teki rujların hepsinin bir ismi vardır. Hepsi isim olarak geçer. Altta görmüş olduğunuz seri numaraları ise tamamen o rujun üretim tarihi, parti numarası gibi serisini belli eder. Ruj satın almak için o alttaki kodu söylemeniz hiçbir şey ifade etmez. Çünkü o partide pek çok ruj ve renk olabilir. O yüzden isim olarak öğrenmeniz sizin için yeterli olacak. Hey, sivis çaklatım. Oley be, sivis çaklatım buradaymış. Ne zamandır bunu arıyorum. Aralara karışmış. Ya çok ihmal ettim. Ciddi anlamda şu malzemelerimle ilgilenmeyi çok ihmal ettim. Hemen alıp attım, şey yaptım. Bu arada bunların altını da bir kağıtla kaplamak çok daha doğru bir seçim olacak. Allık ve rujlarda hep ağırlıklı olarak pembe tonlarına gittiğimi söyleyebilirim. Bu konuda biraz kendimi tekrarlıyorum. Özellikle renk pembe bulunca biraz daha böyle ilgi duyduğum renkler arasında. Ama şu NYX'in Nude Tude allığı son zamanlarda çok kullandığım ve şeftali bronz tonlarında pigmentasyonu harika ve gerçekten iyi renk veren kalıcı, güzel bir allık. Paketi de küçük olduğu için hemen çantama atıp istediğim gibi yanımda taşıyabiliyorum. Bu konuda son zamanlarda sevdiğim bir allık oldu. Bu MAC'in Merge'in allığı ise bir dönem bunu bitireceğim diye bayağı niyetlenmiştim. Bayağı da dibini gördüm ama bitirmek kısmet olmadı. Çok az bilinen ama çok da sevilen renklerden biridir. Güzel bir ışıltı verir. Aydınlatma oranı da gayet başarılıdır. Ve geldik son çekmeceye. Artık işin büyük bir kısmı tamamlandı ve bu arada gerçekten belim koptu. Sürekli eğil, düzelt, tekrar tozunu al falan derken bayağı yoruldum. Şimdi son çekmeceye geldik. Burada da zaten bu pigmentleri falan öncesinde elemiştim. Hangileri çalışıyor, hangisi duruyor falan diye. Bunlarda ayrılacak bir şey yok. Şöyle bir toparlayıp düzenleyip tamamen işimi bitirmiş olacağım. Daha önce birkaç videomu izlediyseniz eğer pırıltılara, glitterlara, pigmentlere ne kadar meraklı olduğumu biliyorsunuzdur. Şu an bu koleksiyonumdaki pigmentlerin benim başımın tacı diyebilirim. En sevdiğim ve baktıkça böyle içimin açıldığı renkler. Çok seviyorum gerçekten, bilmiyorum, çekiyor yani. Yani hiç olmadık yerden çıkan bir adet şarj başlığı da yine diğerlerinin yanında yerini alacak. Bu arada bu kullandığım şey bir kutuydu. Onun kapağını kırdım. Ve altında da şöyle bir gözü oldu. Diğer başlıklar, şarj başlıkları ve makyaj çantalarım onun altında oluyor. Eğer sizin hani bu tarz şeyleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Mesela şu leoparlı olan da Lesenza'nın şeyi kutusuydu. Ah Lesenza, bilseydim böyle olacağını son kutumu parçalayıp koyar mıydım bilmiyorum ama şu an gerçekten bayağı bir işimi görüyor. Lesenza'yı özlüyoruz. Keşke bir kutum daha olsaydı. Benim düzenleme işlemim bitti. Mümkün olduğunca masanın üstünü sadeleştirmeye çalışıyorum. Bu arada şu akrilik ruj standları çılgın bir toz tutuyor. Ciddi anlamda çok tutuyor ve araları da girdiği için temizlemek zor oluyor. Bir dahakine onların bir çaresine bakacağım. Onları artık kullanmayacağım. Aslında çok böyle detaylı bir temizlik olmadı ama o genel dağınıklardan, böyle kaba saba şeylerden kurtulmam için de iyi oldu. Biraz yoruldum ama gerçekten değildi. En son akşam yatmadan önce de fırçalarımı temizlerim ve mutlu mesut makyaj malzemelerimi kullanmaya devam ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolarımı izlemek için ise abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.